Merhaba arkadaşlar, Örgün mü dediniz kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel modelin nasıl yapıldığını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sizler de sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Arkası da bu şekilde duran bir çalışma. Yapımı gayet kolay ve çok farklı bir şekilde yapacağız arkadaşlar bu fıstık yerlerini. Şimdi modelimi yaparken şöyle nakovalsin ipini kullandım arkadaşlarım ve tığım ise 2,5 milimdi. Şimdi Nako Elite Baby'nin şöyle düz bir ipini kullanacağım. Modelimizi dilediğiniz her türlü örgüde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kendinize hırkalardan tutun da bebek örgülerine varana kadar dilediğiniz her şeyi yapabileceğiniz gayet yapımı da kolay olan tığ işi bir çalışma arkadaşlar. Dilerseniz bu şekilde farklı farklı ipleri kullanarak böyle bir altına halı kaydırmaz koyarak üstünden altından böyle dikerek arkadaşlarım çok güzel kilimler, paspaslar, yolluklar, seccadeler de yapabileceğiniz bir çalışma, bir model olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Umarım seversiniz. Şimdi ne projesi yapacaksak ona göre zincirler çekmemiz gerekiyor ilk etapta. Şöyle bir miktar çeksem yeterli olacaktır. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi 3 tane fazladan zincir çekiyorum şöyle ve üzerine alıyorum, burayı tutuyorum tabi, hemen yanındaki yerden giriş yapıyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Daha sonra üzerine alıyorum, bakın hemen yanındaki, yani zincirimin içerisinden giriş yapıyorum, zincir atlamıyoruz arkadaşlar. 1 üzerine aldım, 2 üzerine aldım, 3 defa bu şekilde topladıktan sonra bakın tığımı şöyle çeviriyorum ve bunların içerisinden geçiriyorum ve hepsini birlikte, üçünü birlikte alıyorum. Şimdi bir tane üzerine aldım, yanındaki yere hemen bir ikili trabzan yapıyorum, sonra üzerine alıyorum. Bu boşluğa, yani diğer zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. 1 2 3 3 defa topladıktan sonra hemen şu şekilde bakın şöyle çeviriyorum. Bakın bunu tamamen çevirmiş oldum. İçerisinden geçiriyorum. Burada 3 tane kalıyor. Üçünü birlikte alıyorum. Tekrar üzerine alıp bu şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Üzerine aldım, yandaki zincire giriş yaptım, 1 2 3 hemen çeviriyorum tığımı bu şekilde, değişik bir fıstık yapıyoruz burada ve bunları birlikte çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bunu bir tanesini ikili trabzan, bir tane fıstık olarak 2 ve 3 sona kadar tamamlıyoruz. Bu şekilde üzerine aldım. Arada zincir falan çekmiyoruz arkadaşlar. Direkt zincirlerin üzerinden devam ediyoruz. 1 2 3 hemen şu şekilde yaptım. Üçünü de birlikte alıyorum.
Sona geldik. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, geri dönüyorum ve her bir yerimden bir tane sık iğne ile diğer tarafa geçiyorum arkadaşlar. Şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Şimdi yine aynı şekilde 1 2 3 tane zincir çektim. Bir tanesini çekmiştim zaten. Hemen bakın buraya değil, buradan giriş yapıyorum. Ve bunun üzerine gelen yerden 1 2 3 tane topladım. Tığımı şu şekilde çeviriyorum. Ve sonra kalan 3'ü de birlikte alıyorum. Hemen yanına ikili trabzanımı yapıyorum. Yanına da fıstığımı yapıyorum arkadaşlar. Buradaki şu olay benim çok hoşuma gitti. Değişik ve güzel bir görüntüye sahip olmasına neden oluyor. Böylelikle modelimizi tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle bir görüntüsü oluyor. Bu battaniye falan yapımında kullanınca hani nasıl olacağını görmeniz için yapmış olduğum model. Bu da atkılardan hırkalara varana kadar ya da battaniyelere varana kadar dilediğiniz her türlü örgüde kullanabileceğinizi göstermek amaçlı da bu şekilde bir çalışma yaptım arkadaşlarım. Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.